İkinci röportajımız ise Uğur Deniz ile. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk Serdar. Teşekkür ederim. Aslında ben sizi ziyaret etmiş oluyorum. Ben evet, hoş aslında buldum. Sen hoş geldin. Evet, çok çok doğru söylüyorsun. Öncelikle senin de tecrübelerini alalım. İlk defa yapılıyor bu olimpiyat. Nasıl buldun? Senin için nasıl gelişti süreç? Sürecin kendisi çok heyecan verici. Öncelikle şunu hani paylaşmayı doğruluyorum. Az önce Andy konuşurken ufak tefek problemler oluyor ama hani diyoruz dedi. Şimdi bu bazı ufak tefek problemlerden birkaçından bahsedeyim. Şimdi oyunculardan birinin mesela İngilizcesi yok. Kendisi zor duyuyor. Öbürüsü efendime söyleyeyim ne bileyim mesela kolları yok. Yani, evet. Yani şimdi böyle problemleri çözmek gerekiyor. Ve organizasyondakiler bu anlamda çok çok iyi bir iş başardılar. Yani ben gerçekten yani buradaki olimpiyat ruhuna bir kere hayran kaldım. Şimdi olimpiyat ruhu yani hem farklı milletleri bir araya getirmek ama burada ikinci bir amaç da var. Farklı engel gruplarını bir araya getirmek. Şimdi aynı tipte insanları bir araya getirdiğinizde sorunları çözmek çok kolay. Ama konu engellilik olduğunda farklı engel gruplarını bir araya getirmek olduğunda iş gerçekten çok kaotikleşebilir. Bu anlamda çok çok iyi bir ilk sınavı çok iyi verdiklerini söyleyebilirim kendime. Çok güzel. Peki takımımızın şu ana kadarki performansını nasıl değerlendiriyorsun? Biraz yani, da teknik sorulara girelim. Biraz paslanmışlık var. Yani ilk turda turnuvanın favorilerinden birini kaybettik. Bu normaldi. Dün kazanmayı beklerdik. Beraber bir kaldık Kırgızistan'la. Ama iyi olacaktır diye düşünüyorum. Turnuvaya biz her tura ilk turmuş gibi yaklaşmaya karar verdik. O şekilde ilerlemeye çalışacağız. Hemen senin oyunun teknik analizini yapalım. Çünkü satranç evet. Severler benim kanalımda özellikle böyle tahtalı analizlere bayılıyorlar. Evet, sen siyah taşlarla İskoç'un çok sert bir varyantında güzel bir galibiyet aldın. Evet. Ben de kendim oynuyorum bu varyantı. O yüzden beyaz benim de çok... Siyah mı? Çok hakim değilim senin oyunu. Ben siyahlarla çok seviyorum oynamayı. Valla ben de siyahlarla seviyorum. Anlatır mısın biraz? Nerede üstünlük geldi tam olarak? Şöyle beyazın bir bence A3 hamlesi var. Oraya kadar normal teori geliyor. At değil. At denizde 2 var. Evet. Ben bizim kendi kodladığımız şekilde hamleleri paylaşmayı uygun görüyorum. Yani sizin için bir sakıncası yok. Hayır hiç yok. Ben zaten tahta koyacağım. Aha. Tamam. Şöyle ne yaptık en son? At denizli 2'ye fil adan 6. Yok fil, C4'e fil adan 6. At denizli 2'ye. Geri virüsün 6 oynuyorum. Evet. Burada bir Faksa 4 oynuyor. Yanılmıyorsam yok Faksa 4 değil mi? At ve mol 6'ya katılıyor. Ben şeyi fark ettim, bir yerde siyahın çok fazla taşı vardı oyunda ve beyazın neredeyse gelişmiş hiçbir taşı yok gibiydi. Evet. Ve bir ben de artık senin kodlamana geçeyim. Fatsa 5 sürüp zannedersem böyle bir şey oluyordu değil mi? Vezir Edirne 4'e geldiği zaman evet. Bu Fatsa 5 temalarını ben önceki oyunlardan biliyorum. Burada bir Edirne alır Fatsa 6 yapılıyor. Evet. Ve fil alır Fatsa 6'dan sonra özellikle burada vezirin almasını bekliyoruz. Çünkü bizim oyun sonu avantajımız var. Merkezde çok piyonumuz var. Dolayısıyla bu C ve B piyonları özellikle zayıf. Çünkü uzun çaprazdaki fil çok etkili olacak. Ve neticede beyaz bir noktada bir C5 sürüşü yapıyor. Bu ciddi hata. Yani, oyunu bitiriyor desek yeridir. Yani. Çünkü burada at A4 gidiyorum. Hatta A4'de vezirleri bir nevi değişmek zorunda artık. Şahla alıyorsun en herhalde güzel hamlelerden biri. Tabii ki. Tabii onun da öncesinde bir fil F1 ara hamlesi var. Yani onu atladık söylemeyi ama fil F1'den sonra kale F1 almazsa örneğin CB6 alsın. O zaman fil G2 var mesela. Güzel bir ara hamle var. Yani dolayısıyla burada kale F1 yapıyor ve şimdi at A4'de vezir E7 mecburi yapılmak durumunda. Buna da şah Edirne 7'den sonra, şah alır Edirne 7'den sonra B piyonu düşüyor tabi burada. At Edirne 4'ten sonra da fil B2, fil B2, at B2 ve sonrasında evet. Kazanç biraz teknik bir hal alıyor. Oyunun sevdiğim aşamalarından biri de şuydu. Ben bir noktada D5'i sürüyorum, CD6, CD6 alınıyor ve tekrar D5 sürmem icap ediyor. Ama beyaz burada kaleyi Edirne 1'e geliyor. Evet. Ve burada D5 sürüp açarak şah çekmeye karşı kendinizi maruz bırakmanız gerekiyor. Aksi takdirde beyaz atın girişleri çok tehlikeli.
özellikle dikkatimi çekti. Ama eğer burada Denizli 5 gibi bir hamleden çekinilmezse, yeterince kontrol sağlanırsa burada hiçbir sorun yok. At göğsüyle Şah Denizli 7, at F7'den sonra bir ara hamlemiz daha var. At Ceyhan 4 gibi. Ve sonrasında da kaleye F8 geliyoruz ve oyun teknik bir kazanca dönüşüyor. Çok teşekkürler Uğur analizler için. Eminim hem herkesi memnun edecek bu galibiyet, hem de dediğim gibi Türk satranççılarına bu güzel organizasyonu böyle teknik analizlerle de aktarmamız onları da bahtiyar edecektir. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Ben herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Özellikle sen de yolunu uzatıp bizi burada ziyaret ettin. Sana çok teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Yani bu organizasyon karma engel gruplarında ilk defa yapılıyor. Ben daha önce görme engelliler milli takımıyla defalarca yarıştım. Ve ilk defa yapılan bir organizasyona göre çok 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 başarılı olduğunu söylemeliyim. Yani hani turnuvanın organizasyon kalitesi bu kadar yüksek olduğu için de muhakkak ki ileride hem katılımcı sayısı artacaktır ülke bazında, hem de medyanın ilgisi çok artacaktır bence. Yani bu anlamda sizin de bu ilk organizasyonda bizim yanımızda olmanız bizim için kıymetli aslında. Çok teşekkür ederim. Sevgili satranç severler, röportajlarımız devam edecek. Hı-hı.